Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz yine karşılaştık. Evet, yine karşılaştık. Güzel bir gün. Neler öyle yapıyoruz? Nasıl teşekkür gidiyor ederim. Son ya dönemde? Oğlum biraz rahatsız aslında. Bugün burada bulunma sebebim onun Nişantaşı'nda. Herkesin öncelikle Allah gerçekten sağlık versin. Sağlık çok olunca her olsun. Şey boş. Teşekkür ederiz. Sonra da böyle sizi gördüm işte. Şimdi çocuğumu alacaksınız. Evet, eve gideceğiz. Okuldan alıp eve gideceksiniz. Aynen öyle. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Bu aralar neler yapıyorsunuz? Tatlı telaşlar da var sanıyorum. Babanızın hayatı film olacak. Hazırlıklar evet. Devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Şu an ne aşamada? Bir aşama kaydedildi mi ya da? Ben çok yoğun aslında bir temponun içindeyim. Hem işte single'ım çıktı Kim Seviyor. 5 Ocak'ta geçtiğimiz hafta Sahte Hayatım diye yeni bir proje çıktı. 10 gün sonra bir başkası çıkıyor. İki yalnız kişi derken böyle çok hızlı bir müzik yolculuğumuz başladı. Arada da yıllardır yine gündemde olan evet çalışmalarını devam ettirdiğimiz babamın hayatıyla ilgili o film projemiz devam ediyor. Yapım şirketleriyle görüşüyoruz. 2-3 tane var şu anda görüşülen yer. Sevgili Ceyhun Büyükbeş'e bizim için line producer'ımız bizim. O görüşmeleri tamamlıyor yapım şirketleriyle. Sonrasında da hep soruluyor bu. Babamın da avukatıydı. Benim de avukatım. Karşı tarafın İpek'le kardeşimin de avukatı. Yine bu eserlerle ilgili, teliflerle ilgili bizim Özal Bey var. Özal Oğuz. Kendisi bizim aramızda bir köprü oluyor aslında. Ve tüm sözleşmeler o resmiyet aşamasına gelindiğinde tüm ailenin onayıyla imzalanacak ve çok yakın bir zamanda bu bir hafta 10 gün içinde de netleşecek ve yola çıkacağız. Ya bu tüm varislerin onayıyla tabii olabilecek ki bir şey değil mi? Tabii ki. Çünkü hani babamın tek bir hayatı var ve o benim babam ama aslı gönülünde babası. İpek'in işte uzun yıllardır eşiydi. Evet. Dolayısıyla babamın 1969'da başlayan o müzik yolculuğu işte son yani, zamanına kadar çok güzel bir senaryoyla Beyaz Perde yaptırılacak. İpek Hanım'ın da onayından geçti. Tabii herkes tarafları imzalarını verdi vekaletlerini. Hiç kimse burada tabii tek taraflı zaten bir şey yapmaz. Yapmamalı da öncelikle saygı. Bizim aramızda herhangi bir şey yok. Dediğim gibi avukatımız aracılığıyla onlar da ne kadar elimizden ne geliyorsa destek oluruz dediler. Hani onun da aklına gelen küçük bir detay belki o filmi bambaşka bir yere zaman götürebilir. Kim zaman tartışılıyor hani topluma mal olmuş önemli isimlerin filmleri yapılsın mı yapılmasın mı biyografi tarzında filmler. Kimi zaman işte olabileceği söylendiği gibi ya hani olmasın diyenler de olabiliyor. Siz hani tam böyle iyi bir şekilde yansıtabileceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü bu son dönemde çok popüler çünkü bu tür projeler. Ya biz bu popülaritenin içinde aslında olalım ve yapılıyor hadi biz de yapalım değildi. Bizim çok uzun yıllardır aklımızda olan bir şeydi. Babamın hayatı bence birçok gence ilham olacak bir hikaye oluşturduğu için ben çok aktarılmasını istiyorum. Çünkü babam çok hırslıydı, müziği çok seviyordu ve birçok şeyi karşısına alıp aslında bu yola adım attı. Ve hani şimdi büyük usta diyoruz ve hala burada konuşuyorsak gerçekten çok güzel imzasını attı ve şu anda huzurla bence yattığı yerde bizi yine bir yerlerden görüyordur diye düşünüyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Burada önemli olan sadece hayatının o bilinen tarafı değil, bizim bilinmeyenlerini aslında aktarmak Beyaz Perde'ye. Babamın hikayesi çok farklı. O 16-17 yaşındaki Kayağan'ı da görecekler orada. İlk müziğe başladığı zamanları görecekler. Ailesini görecekler. Ve nasıl sabrederek o işte azimle buralara geldiğini görecekler. Annem çok önemliydi babamın hayatında. O hani daha Kayağan değilken işte pantolonunun rengini değiştirip ayakkabılarını boyayıp altına su girmesin diye o naylon torbayı koyup belki babamın sokakta yürüyüşü gitar sırtında konserlere ya da gece çalıştığı yerlere parası olmadığı için yürüyerek gidip gelirmiş, ayakkabıları delinirmiş mesela. Evet. Hani bu bile bence bir insanın sevdiği işi yapmasındaki çok önemli bir unsur. Ve böyle eğer devam edersen vazgeçmeden, her şeye rağmen, sevdiğin şeyin peşinden koşarsan işte böyle başarılı i̇şte olabiliyorsun. Kayağan olurken demekken biz bilmiyoruz ama perde arka siz daha iyi biliyorsunuz kızı. Yani çok zorluklar yaşamıştık tabii ki. Az önce örneğini verdiniz. Evet, babamın sesini hani kolay olmuyor değil mi? Kesinlikle. Ya Kayağan, babamın sesini özlediğim zamanları hatırlıyorum. O zamanlar böyle cep telefonları yok. Ankara'dayız. Babam İstanbul'a geldi. Daha meşhur olmak ve daha çok bilinir bir sanatçı olmak için, o kimliğini insanlara göstermek için. Ve bizim evimizde telefonumuz yoktu. Komşumuzun vardı. Yaşlı bir teyzeydi hiç unutmuyorum Ankara'daki evimizde. Kaloriferin borusuna vururdu. Akşamları böyle beklerdik annemi. O bizim için telefon sesiydi. Anladım. Pıt 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 merdivenlerle çıkıp babam jetonla arardı. Hani her bir jeton benim için eyvah kaç dakikam kaldı baba diye ona sormam ve üzülüyordum.
her şeyi bir anda toplu böyle anlatmak istiyordum o jetonlar bitmeden. Çünkü jeton da parayla alınıyordu ve babamın çok parası olmadığını biliyordum. O zamanları da, o tarafları da insanların bence... Zor bir dönemden tabii ki geçmiştir tabii ki. Tabii ki ama dediğim gibi o bize hiç bunları hissettirmeden, en ufak bir eksiklikle büyümedim ben. Hep özel okullarda okudum, en iyi yerlerde oturduk. Hiçbir şey bilmiyordum ki bizde. Yok nedir, yoku bilmiyordum ben. Babam o kadar çok bir şeyleri yoktan var etti ki onun kızı olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Şunu sorayım, senaryo çok özgün olacak mı yoksa hani tamamen hayatında kendin birebir tüm gerçekler olacak mı? Özgün bir senaryo mu bekliyorsunuz ya da hani senaryo ekleme olursa siz müdahale eder misiniz? Öyle bir şey var mı? Hepimizin tabii ki müdahale... bu filme katkısı olacak çünkü yaşanmışlıklarımız ve bildiklerimiz birbirinden farklı zamanlara ait. Ben babamın işte o küçüklüğümdeki hallerini çok iyi biliyorum. Annem yine çok büyük destek oldu bu senaryoya. Teşekkür ederim burada da, buradan da anneme yine. Ben yoktum, annem vardı. İşte onlar, annem 16, babam 19 yaşındayken tanışmışlar. O yolculuğu ondan dinlemek de çok güzeldi. Kimsenin bilmediği Kayahan'ı aslında orada biz göstereceğiz. Başka? Şunu da sorayım. Geçtiğimiz günlerde yine bir iddia. Film olması için, yapabilmek için Gömeç'teki babanızın rahmetli evini satışa çıkaracağınız şekilde gerçeği yansıtırma ya da... Sormayın. Yani o zaten bizim ailemizin içinde karar verdiğimiz yaklaşık 9 yıldır satışta olan bir evimiz. Hepimizin ortak kararı. Babam sağlığında da oranın satılmasını istemişti. Onun isteği doğrultusunda zaten biz de bu kararı verdik. Böyle bir şey söz konusu değil. Hani bir şey satıp bir şey yapmak, bunlar o kadar maliyetli ve bakıldığında gerçekten profesyonel ellerde olması ve hesaplanması gereken şeyler ki bizim yapım şirketlerimiz var, görüşmeleri devam ediyoruz. Bütçeyi tabii ki onlar karşılayacaklar. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Biz manevi olarak bildiklerimizle, anılarla, o hikayelerle içinde olacağız filmin. Bu yanlış bir bilgi ne yazık ki. O çok önemli bir hatıralarla dolu, çok önemli Kayahan için. Yani şu an gerçi satılacak ama hani satılırsa da üzülecek misiniz bir tarafınız? Hani nasıl hissedecek? Ya aslında da... ben gittiğimde daha çok üzülüyorum. O yaşanmışlıkları orada hatırladığımda ve babamın artık orada var olmadığını bildiğim için o ev onunla vardı. O yokluğunda benim için orası pek bir şey ifade etmiyor ve üzülüyorum. Oraya gidip tatil yapamıyorsam ve oraya gidip mutlu olamıyorsam ve üzülüyorsam diyorum ki bu manevi değeri taşıyabilecek yine. Ben bir Türk vatandaşının almasını çok istiyorum. Çok yabancılardan talep geldi ama o dokuyu, o maneviyatı yine bizim gibi sahiplenecek ve belki de belli şeyleri koruyabilecek birisine satılmasını arzu ediyoruz. Belki onun için bu kadar çok zaman geçti. 9 yıldır satışta çünkü. Satılırsa da yine gidip ziyaret de ederiz. Biz yine görürüz. Hatta babamın eskiden o konserlerine giderken kullandığı arabayı almış mesela bir beyefendi. Bana sosyal medyadan yazıyor. Arabayı görmek isterseniz her zaman size getiririm. Hani görebilirsiniz. Mutlaka eve de kapılarını alan kişi açar bize. Olduğunu hani bilindiği için daha fazla hani talep olmuyor mu ya da hani şeyde mi anlaşılmıyor? Aslında her şey olması biraz gerektiği anladım. Gibi emlak danışmanımız var. İşte İpek Hanım'la birlikte bir imza verdik. Biz yetki onlarda, tam yetki. Görüşülüyor, gidiyorlar, görüyorlar ama demek ki henüz satılmaması anladım. Gerekiyormuş. Bakalım doğru zamanını bekliyor ama diyelim. Siz özellikle bir Türk vatandaşı ben öyle satın istiyorum. Alsa... Yani onun o dokusunu korusun, o maneviyatı hissetsin orada. Satmış olmak için de satılmasın. Çünkü amaç burada aslında gerçekten artık orada mutlu olamıyorum ben gittiğimde. Üzülüyorum. Çok şey var çünkü yani 97 yılından beri orada çok yaşanmışlık vardı. Benim en büyük oğlum o zaman 3 yaşında havuzda yüzmeyi öğrenmişti babamla falan. Yani gittiğimde artık orada keyifli o kapıdan içeri giremiyorum. Anladım. Hatıralar şey vermiyor değil mi? Yok. Manevi anlamda. Aynen. Anladım. Diyeceksiniz ki dursun. Durduğu zaman da durduğu yerde çok büyük masraf çıkarıyor. Çanakkale Gömeği çok kışı sert geçer, rüzgarlar, fırtınalar olur, çatısı uçuyor, çatısından başka bir şey çıkıyor, taşları dökülüyor, dış cephe sürekli yenilenmeli, içinde, bahçesi, havuzu derken oturulmayınca tabii ki aynen, o da bize çok büyük masraf çıkarıyor. Hem İpek'e hem bana böyle bak hesaplandığında bayağı bir kalem. Onun için en güzeli hem o evin dediğim gibi dokusunu korusun, o güzel duygular yine birisiyle yeniden merhaba deyip yaşasın. Biz de bir gün kapıdan içeri girer, belki yine bir İnşallah. Özlersek bakarız. Gönlünüzce olsun her şey. Amin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun. Var mı? Cinkar sağ olun. Ya, şey sorayım. Cem, birkaç tane bu biyografi filmlerinde Ahmet Kaya'da sorun çıktı. Ailesi istemedi. Çıktı. Cem Karaca en son yayından kaldırıldı. Gösterimden kaldırıldı. Neşet Ertaş'ınki hiç vizyona girmedi. Müslüm Gürses'in filmini çeken yapımcısı yurt dışına gitti. Küstüm öyleymiş. Ben dedi. Hani siz böyle bir sorunlar yaşayabilir misiniz? Hayır. İleride yaşanmaması için yok, ne yapıyorsunuz? Biz işte önlem aldık, avukatımız aracılığıyla her şeyi konuşuyoruz. İkimizin karşı tarafı ve benim ortak avukatımız Özal Bey, babamın da avukatıydı.
gerek bütün görüşmelerde Özal Bey de bizimle beraber oluyor. Hepimizin haklarını koruyacak ve kollayacak şekilde. Çünkü biz de mağdur olabiliriz. Hiç belli olmaz. Bu piyasa çok farklı. Benim de bildiğim bir yer değil zaten. Onun için biz ailece ortak kararla Özal Bey'in bizi yönlendirmeleri ve tabii onun bilgisiyle gayet gayet sorunsuz, gayet keyifle, neşeyle bu film inşallah olacak. İnşallah. 2025 yılında hani niyetimiz böyle Şubat gibi, Mart gibi çıksın. Siz gözükecek misiniz filmin bir karesinde ya da belli bir... Valla onu hiç düşünmedim işte, ama neden olmasın? Olabilir belki. Olabilir belki. Kısa da olsa oynamak ister miydiniz? İsterim. Ben seviyorum. Oyunculuk da deneyimim olmuştu zamanında. Hani becere de biliyorum. Neden olmasın? Belki öyle bir şey olursa... Sürpriz. Sürpriz olsun. Bir köşede kalsın. Aynen. Kayağını kim oynar efendim sizce? Ya da sizin onayınızdan mı geçecek İpek Hanım'la? Hepimiz birlikte tabii ki hani ortak karar vereceğiz ama benim gönlümden geçen, içimden geçen çok benzetiyorum babamın gençliğine. Yiğit Kirazcı. O hani çenesindeki gamzesi, saçları, duruşu, o da zayıf böyle. Hı. Babam da öyleydi gençliğinde. Çok benzetiyorum. Olursa eğer Yiğit Bey'in canlandırmasını babamı sensiz çok isterim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüntü alalım böyle, pardon. Bu tarafa mı?